Şimdi geldik. Bu haberi dikkatle izleyiniz. Lütfen. Rica ediyorum. Çünkü elinizi elinizi vicdanınıza koyarak lütfen bu haberi izleyiniz. Önce bir elinizi alın vicdanınıza koyun. Kalbinizin üstüne. Ve bunu söyleyen kişi Mustafa Destici. Ve bunu söyleyen kişi hayvanlara ne diyor biliyor musunuz? Hayvanları diyor biz öldürelim diyor. İtlaf kelimesini kullanıyor. Ve işte bu faşist kafa bu faşist kafa hayvanları sokak hayvanlarını öldürmeyi vaat ediyor. Öncelikle Türkiye'nin, milletimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bu başıboş köpek saldırılarından kurtarılması lazım ve sokaklarımızın bu başıboş köpeklerden temizlenmesi lazım. Sokak köpekleri Cumhur İttifakı ve destek veren partilerin seçim gündeminde öncelikli konu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da seçim çalışmalarına başlar başlamaz sokak köpeklerine değinmişti. Bir Anadolu, bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız ve her gencimiz bir tane sokak hayvanı sahiplense yani e, ee, değil mi? Sokakta hayvan kalmaz. Kurum, sokak hayvanları için barınakları yapacağız dedi. Ancak destici barınakta bakıma karşı köpekleri yaşatmak gibi vazifemiz yok dedi. Allahu Teala bu alemi, dünyayı insanoğlu için yaratmış. Ve biz ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim birinci vazifemiz insanı yaşatmak arkadaşlar. Dolayısıyla da bizim köpekleri yaşatmak gibi birinci vazifemiz yok. Destici daha önce de sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarının itlaf edilmesi gerektiğini söylemişti. Belli sayıda elbette ki sokak hayvanı ya da köpek özelde barınaklarda korunabilir. Ama onun dışında kalanlar mutlaka ama mutlaka evet. itlaf edilmeli. Bunu şimdi vaat olarak dile getirdi. Büyük Birlik Partisi olarak söz veriyoruz. Belediyeyi aldıktan bir ay sonra orada bir tane başıboş köpek hiç kimse göremeyecek. Safa Bey, bunun çözümü hayvanları öldürmek değil, itlaf etmek değil. Sosyal belediyecilik çevresiyle birlikte insan ve çevresiyle birlikte canlısıyla birlikte e, şehirleri, ilçeleri, beldeleri ayağa kaldırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundadır. Bakım evleri kurarsınız, bakımhaneler yaparsınız. Sizler bu canlılara bakmak zorundasınız ve bakın, ya gerçekten ya Allah'ın sessiz kulları ya onlar, Allah'ın sessiz kulları onlar. Regaip kandili yani bir de bugün kandiliz bir kez daha mübarek olsun. Yani bugün de bu sözü söyleyebilmek helal olsun. Size bir bilgi vereyim mi? Büyük Birlik Partisi'nin lideri kimdi? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Bakın, Muhsin Yazıcıoğlu nereden mezunmuş biliyor musunuz? Bana bir Büyük Birlik Partili birisi mesaj attı. Yayına girmeden aşağı yukarı bir yarım saat evvel. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi. Ya ya kemikleri sızlıyordur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemikleri sızlıyordur. Ya partinizin içinde bile istifalar var. Bir kişi çıktı. Bu dedi ben bunu kabul etmiyorum dedi. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hangi vicdan bunu kabul edebilir ya? Edebilir mi bir kere? Etmemesi gerekiyor. Şimdi